Galatasaray'ın efsanesi, kulübümüzün 3171 sicil numaralı divan kurulu üyesi Yalçın Granit hayata veda etti. Kendisi çok iyi bir sporcu, çok iyi bir koç, çok iyi bir öğretmen ve çok iyi bir vizyonerdi. Yalçın Granit'i saygı ve sevgiyle anıyoruz. Öncelikle sizleri anısına bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Basketbola adanmış bir ömür, şimdi gerçekleştirdiği ilklerle adını basketbol tarihine altın harflerle yazdıran Yalçın Granit'in yaşam öyküsünü izleyeceğiz. Yıllarca kulübümüz sayısız efsane sporcuya ev sahipliği yaptı. Kimiyle bir kupanın kulbunda buluşurken ellerimiz, kimiyle başka zaferlere koştuk. Fakat öyle bir isme ev sahipliği yaptık ki Türk spor tarihini değiştirdi diyebiliriz. Popüler olmayan bir sporu kitlelerle tanıştırdı. Tahmin edeceğiniz üzere o isim Yalçın Granit. Eylül 1932'de İstanbul'da hayata gözlerini açar. Babasını henüz 2 yaşındayken kaybetmesinin ardından Fatih'teki Darüşşafaka Lisesi'ne girer. Ortaokulda tanıştığı basketbola Darüşşafaka'da başlar ve 17 yaşına kadar da orada oynamaya devam eder. Ve bir gün dönemin Galatasaray yöneticisi Turgut Atakoğlu'la yolları kesişir. Darüşşafaka genç takımında oynarken Galatasaray'a karşı sergilediği performans gözlerden kaçmamıştır. Başka teklifler de vardır elbette. Fakat Atakoğlu'nun ısrarı hayatının en önemli ve yepyeni sayfasını açar önüne. Galatasaray basketbolu Türkiye'ye getiren kulüptü. Öyle ki Ali Uras, Erdoğan Partener, Sadi Gülçelik, Hüseyin Öz, Yalçın Granit, Cemil Sevin'den oluşan kadro sadece şampiyon olmakla kalmamış, aynı zamanda şampiyonlukları seriye bağlayarak 10 kez üst üste şampiyon olarak bir daha kolay kolay kimsenin başaramayacağı işlere de imza atmıştı. Bu büyük ve ulaşılamaz başarısından ötürü de Galatasaray'a o yıllarda bir zamanların denizlerdeki yenilmez donanması olan İspanyol Deniz Kuvvetleri'nden örnekle Yenilmez Armada lakabı takılmıştı. A milli formayı yıllarca üzerinde gururla taşır Yalçın Granit. 68 kez milli olur. 896 sayı kaydeder ve uzun bir dönem milli takım kaptanlığını yapar. Oynadığı tüm senelerde milli takımın ve Galatasaray'ın açık ara en çok sayı kaydeden oyuncusu yine odur. İstanbul Üniversitesi Jeoloji bölümünü bitiren Granit ardından Fransa'da doktorasını yapar. 1955 senesinde
o zamanın dünya ikincisi Fransa'nın Paris Racing takımına transfer olur ve Avrupa'da oynayan ilk Türk basketbolcusu unvanını kazanır. Galatasaray'a olan sevgisi Paris'teyken de asla dinmez ve sarı kırmızı renklere olan özlemine dayanamayıp yeniden Galatasaray'ın yolunu tutar. Kariyeri başarılarla dolu olan Granit, 1955 yılında Sofya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa sayı kralı olur. 3 kez Avrupa karmasına çağrılır. 1957 senesinde 26 yaşında basketbolu bırakarak antrenörlük hayatına Darüşşafaka'yla başlar. Takımını 3. ligden 1. lige çıkaran Granit sonrasında şampiyon yapar. Uzun yıllar İTÜ, Galatasaray ve milli takım antrenörlükleri yapar Yalçın Granit. Başarılarının ardından Avrupa'nın en iyi antrenörü seçilir. Sonraları FIBA başkanı olan Fransa milli takım antrenörü Robert Buzne'nin yardımcılığını yapar. 80'li yıllarda Galatasaray basketbol takımının şube sorumlusu olan Yalçın Granit, şampiyonlukların baş aktörlerinden biridir. 2002 senesinde de Galatasaray Basketbol Şubesi'nin başkanlığını üstlenir. Tam bir basketbol sevdalısı, 80 yıllık ömründe hayatını basketbola adayan bir isim Yalçın Granit. Anadolu'da basketbol hakkında yüzlerce konferans verir. Ücretsiz basketbol dergisi çıkarır ve ülkenin çeşitli yerlerinde basketbol okulları açar. Sponsorlar bularak basketbol salonları yaptırır. Denildiği gibi, bazı sporcular kendilerini daha iyi olanlar oynadıkları takımları büyütürlerken, efsane olanlarsa yaptıkları sporu yüceltirler. Yalçın Granit'i bir kez daha saygı ve sevgiyle anıyoruz. Konuşmasını yapmak üzere başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'i kürsüye davet ediyorum. Değerli arkadaşlar, sevgili basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Tabii bir mütevaffayı, bir abideyi bir cenaze vesilesiyle anmak ve orada kelimeleri seçmek çok zor. Ne söyleseniz eksik kalır, ne söyleseniz fazla kalmaz. Ben Yalçın abiyi tanıma şansına, onuruna eren bu kuşak demeyeyim, ben de bayağı yaşlandım, nesilden biriyim. O da rahmetli ortağım Tuncay Artun'un borsa başkanıydı, arkadaşıydı. Beraber çok sohbet ettik. Yalçın abi soyadı gibi bir adamdı. Adını duyduğunuzda sanki soyadına bu kadar yakışan bir insan mı olur? Ben hayret etmiştim. Bir de tabii biz Galatasaray gelenekleri, Türk spor gelenekleri içinde büyüdük. Yalçın abiye hem Türk sporuna ettiği büyük hizmet ve katkılar nedeniyle saygılıydık, hem de Galatasaraylı olduğu için ayrıca saygılıydık. Çok rafine bir insandı, kalite bir insandı. Dinleyen bir insandı, öneren bir insandı. Ben tanımanızı çok isterdim ve ben onunla beraber çalışmayı da çok çok isterdim. Ayrıca Tuncay da ben de mülkiyeliydik tabii. Ve mülkiyeden teklif aldığını söylemişti. Şimdi unuttum ama çok cüzi bir para ama şu şöyle hoşuma gitmişti. Belki bizi dinleyen üniversite yöneticileri olur diye bunu anlatıyorum. Türk sporuna, olimpik sporlara özellikle katkı için her ne kadar profesyonel gözükse de basketbol. Değerli arkadaşlar, bizim mülkiye burs teklif etmiş Yalçın abiye. Fakat tesadüf aynı gün ve hafta içinde Ali Sami Yen
ebedi saygı duyacağımız başkanımızla tanışmış. Başkanımızdan etkilenerek Galatasaray'a, Darüşşafaka'dan Galatasaray'a gitmeyi kabul etmiş. Yaş 17. 17 yaşında. 2 yaşında babasını kaybetmiş. Dinleseniz ne destanlar vardır. Ve 25 yaşına kadar basket oynuyor ve Türk basketboluna mühür vuruyor. Biz değerli rakiplerimizin de Türk basket ve sporuna yaptığı katkıları biliyoruz. Ama 1911 yılında Ahmet Robinson'un Galatasaray Lisesi'nde basketi ilk örgütlü şekilde oynattığını da biliyoruz. Biz bu nedenle Yalçın Granit'e ulus olarak da borçluyuz. Bu anlamda kendisine ulus olarak da sadece Galatasaray camiası değil, teşekkür ederiz. Mülkiye ile ilgili sözümü bağlamak istiyorum. Üniversiteler dinlesin dedim. Amerika'da basketbolun ve olimpik sporların gelişmesinin en büyük faktörlerinden biri üniversitelerdir. Üniversiteler lise düzeyindeki başarılı sporcuları alırlar. Bir kontenjan bursuyla onları hem eğitirler hem de kendi takımlarında biliyorsunuz üniversite ligi basket için veriyorum oynatırlar. Voleybol için de geçerlidir. Amerika'da örneğin voleybol ligi yoktur. Üniversiteler oynatır. Şimdi biz üniversitelerimizden eğer dinliyorlarsa, eğer ciddiye alırlarsa lütfen yıllardır büyük kulüplerimizin Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ve diğer Anadolu kulüplerimizin de yapmaya çalıştığı amatör sporlara desteği üniversitelerimizin ciddi olarak almasını istiyoruz. Büyük holdinglerin büyük kulüplerimize amatör branşlarda ismen destek vermesini istiyoruz. Biz bu vesileyle Sayın Granit kanalıyla, o çok değerli insan kanalıyla bunu belirtelim. Ben bir de evvelsi gün güne cenaze törenine sağlık ve pandemi nedeniyle katılamadım. Belki bıkacaksınız ama yine mülkiyeli kardeşim, abim Mesut Yılmaz'ı anmak istiyorum. Mesut Yılmaz sadece, o da sadece Galatasaraylı değildi. Siyaset adamlığından devlet adamlığına nasıl evrilir, nasıl evrilme gösterilir onu kanıtlayan bir abimizdi. Seçimi kaybetmek pahasına demokrasiden, insan haklarından asla taviz vermedi. Kendisine söylenen bütün olumsuz sözcüklere rağmen bir adım geri atmadı. Ben onun da kederli ailesine Yalçın abi gibi sabırlar diliyorum. Bu büyük imtihanları aşmasını diliyorum. Ve her ikisine de rahmet diliyorum. Saygıyla anıyorum. Teşekkür ediyorum. Biz de başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Galatasaray erkek basketbol takımımızın baş antrenörü Sayın Ertuğrul Erdoğan'ı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Başkanım, değerli konuklar, basketbolcu kardeşlerim, Yalçın abiyi anlatmak çok kolay bir şey değil. Ben Yalçın abiyle ilk tanıştığım gün 1992 yılı Turgay Demirel Basketbol Federasyonu Başkanı, sanıyorum ikinci dönemiydi. İstanbul'da çok önemli bir antrenör semineri yapıldı. Dönemin çok değerli antrenörü, Yugoslav basketbolunun çok önemli ekol ismi Mirko Novosel'i davet etmişlerdi. Ve hayatımda böyle bir kalabalığı ben görmemiştim seminerlerde. Organizasyonu yapan Yalçın abiydi. Mirko Novosel çok kolay bu teklifleri kabul eden bir antrenör değildi. Hele o dönemde Türkiye'nin basketboldaki bulunduğu noktayı düşünürsek Yugoslav basketbolundaki bütün ekol antrenörler bize biraz üstten de bakıyordu. Fakat Yalçın abinin büyük gayretiyle ve büyük ortaya koyduğu ilişkiyle Mirko Novosel'i davet ettiler İstanbul'a ve geldi. Biz o
semineri tahmin ediyorum 1500 üzerinde bir antrenör grubu vardı ve çoğu da genç antrenördü benim gibi. İlk orada tanıma ve tanışma şansını elde etmiştim. Aradan yıllar geçti. Bir şekilde irtibatta kalmayı başardık ama asıl Yalçın abiyle basketbol konuşabildiğim ilk dönem 1994 yılında 1979-78 jenerasyonu dediğimiz, altın jenerasyonu dediğimiz jenerasyonun asistan koçuydum ben milli takımda. Şu anki federasyon başkanı, CEO'su, milli takımlar teknik idari sorumlusu Kerem Tunçeri, Hidayet Türkoğlu, Ömer Onan. O jenerasyon çok değerli bir jenerasyondu. Yalçın abi o jenerasyonun mentoruydu. Nihat İziç head coach'tu. Ve hemen hemen her antrenmana gelir, her oyuncuyla ilgili tek tek fikrini beyan eder. Bizlerin antrenmandaki performansıyla ilgili eleştirileri koyar. Hazırlık maçlarını takip edip yapılan eksikleri söyler. Galibiyet mağlubiyetten öte kimi nasıl oynatacağımızı anlatır. Çünkü o dönemde çok bilinmeyen bir kavram bu. Kimin nasıl oynayacağı. Çünkü her şey galibiyet mağlubiyetti. Örneğin Hidayet'in neden point guard oynaması gerektiğini anlatırdı. Bu hikayeyi niye anlatıyorum? Bir vizyonerdi. Ben buna birebir şahit oldum. Fakat bundan daha önemlisi bir basketbol düşünürüydü. Hiç bitmeyen bir enerjisi vardı. Hiç basketboldan bıkmayan bir basketbol sevgisi vardı. Ve bundan daha önemlisi sadece Darüşşafaka, Galatasaray değil, aslında Türk basketbol kulüplerinde bugün antrenörlük yapan birçok insana hem abi olarak hem basketbolun dokunuşu vardı. Dolayısıyla sadece tabii ki Yalçın abi değil, birçok önemli isim var. Batur abi gibi, Cavit abi, Aydın abi, Armağan Asena gibi çok önemli isimlerin olduğu bir jenerasyon var. Onların açtığı çok önemli bir yoldan biz genç jenerasyon ilerlemeye gayret ediyoruz. Ancak o sevgiyi, o enerjiyi biz koyabilir miyiz? Hakikaten bu bir soru işareti. Çünkü Yalçın abi 80'li yaşlarında bile hemen hemen her maçı seyreden, her maçtan sonra her antrenöre telefon eden ve maçla ilgili yorumunu yapan, eleştirisi yapan çok değerli bir basketbol adamıydı. Ama her şeyden daha fazlası bir abiydi. Ben değerli ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Çok teşekkür ediyoruz ve son olarak Galatasaray erkek basketbol takımımızın kaptanı Göksel'in Köksal'ı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Bütün basketbol camiasının ve Büyük Galatasaray camiasının başı sağ olsun. Yalçın abi gerek Yenilmez Arvalı'nın gerek de Türk basketbolunun efsanesiydi. Simge isimlerinden bir tanesiydi. Ben de Yalçın abiyle gerçekten çok fazla sohbet etme şansına eriştim. Gerek maçlardan önce gerek de maçlardan sonra birçok kez onun tecrübelerinden yararlandım. Gerçekten 88 yaşında rahmetli oldu fakat enerjisi çok yüksekti. Her zaman basketbolun gelişmesine adına hem genç oyuncularda özellikle çok fazla tecrübelerini aktarıyordu. Ben ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun, başımız sağ olsun. Kaptana çok teşekkür ediyoruz ve değerli konuklar böylelikle anma törenimizin sonuna geliyoruz. Bir kez daha Yalçın Granit'e Allah'tan rahmet diliyoruz.